Sevgili izleyenler, şu an Aydın Kuşadası'nda Ahmet Cemal Beyler'in işletmesindeyiz. 7 adet F1 Holstein'dan üreme Piemontese'miz var. Anabora bir Piemontese. Bunları Adana'dan gönderdik. Şu an F2 buzağımız da doğdu. Kaç aylık bu buzağ? 45 günlük. 45 günlük. Biraz yakınlaşalım, yakından çekelim. Çift kasları şekillenmiş. Ürkütmeden biraz daha yaklaşalım. Evet. Yani şöyle baktığınızda kondisyonu, renk tonu, Holstein'le alakası kalmamış. F2. Bunlardan birinci kuşakta 400 kilonun o 16-18 aylıkken 400 kilonun üzerinde karkas et aldı birçok işletmemiz. Ama bu daha fazla verir. 400'ün üzerine çıkar. Yanımızda meslektaşımız Göksel Bey var. Göksel Bey merhabalar. Merhabalar. Cengiz Bey nasılsınız? Sağ olun. Elinize sağlık. Sağ olun. İşletmeyi size emanet ettik. Piemonteseleri. Evet. Bu ırkı burada yakinen görmüş olduğunuz ne söylemek istersiniz? Yani şimdi bizim bu bölgede Holstein ağırlıklı. Fakat bu ırk et ve şey konusunda çok güzel ve daha da gelişeceğini umuyorum. Holstein'e ve diğer Svantellere göre etçilik kabiliyeti çok yüksek. Evet. Biz de burada Celal ve Ahmet Bey'lerin işletmesinde bu ırkın biraz daha ileriye gitmesini için elimizden geldiğince çalışmalar yapacağız. Şu anda hayvanlarımız burada yeni geldiler. Doğumlar başlayacak. Onlar inşallah dişi yavrular alırız ve F3'leri burada görmeye başlarız. Safı görürüz diyoruz. Safı göreceğiz inşallah. İnşallah meslektaşım. Tohumlarımız da Cengiz Bey sağ olsun yolladı bize. Evet. Onlarla beraber devam edeceğiz ırkın gelişmesi için. Sevgili izleyenler, Türkiye'nin et açığını Anabora pi Piemontese çözer dedik. Bunu canlı yayında da Köy TV'de de söyledik. Niye? Çünkü bu ırkta et verim ortalaması 450-460 kilo et verebiliyor 14-16 aylıkken. Diğer ırklarda olduğu gibi 2 yaşına kadar besi yapmak gerekmiyor. Gerekmiyor. Meslektaşım evet, daha erken et tavuğu gibi evet, daha erken oluyor. Daha erken besiye de geliyor. Bizim bu bölgemizdeki hayvanlar işte 2 yaşındayken anca o kilolara geliyor. Biz de bu 7 ay önce veya 8 ay önce biz bu kiloyu alacağız inşallah. İnşallah. Güç doğum yok. Bu çok önemli. Tabii yani bu hem yavru için hem de anne için çok önemli güç doğum olmaması. Yavru ne kadar rahat bir şey olur, stresi doğarsa gelişimi ve şeyi, anneye olan zararda o kadar az oluyor. Evet. Bu hafta meslektaşım doğudaydım. Eleşkirt'te devam eden projemiz var. Anabora Piemontese. Vatandaşımızın söylediği şu. Simental hayvanlarımız İsa'dan buzağları alamıyoruz dedi. Evet. 6 tane Anabora Piemontese yavrusu vardı. Daha birine bir hastalanıp da iğne evet, vurduğumu hatırlamıyorum dedi. Ya çok iyi. Buzağının da dirençli olması çevre şartlarına göre bizim için önemli. Buzağ kayıplarının en büyük problemi zaten ishal. Ve kesinlikle. İshale karşı da dayanıklı olmaları bizim için çok iyi bir şey. Genelde bizler tabii aşı programı yapıyoruz ishallere karşı ama gene de hayvanların, simentellerin olsun, oyuncuların olsun, rotta koronavirüsler olsun, diğer ekolüye karşı biraz daha dayanıksız olduklarını gördük. Bu ırk biraz daha bize bu yönden daha avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. Kesinlikle meslektaşım. Bir de sevgili izleyenler, Piemontese'nin, Anabora Piemontese'nin en büyük özelliklerinden biri deri kalınlığı diğer sığırlara göre 1/3 oranında daha ince. Yani narin bir derisi var. Tırnak yapısı çok sağlam. Bizzat İtalya'da gözlerimde gördüm. Alplerin her tarafı Piemontese sığırları sürüleriyle doluydu. Yaklaşık hayvan başına İtalyan Tarım Bakanlığı Alplere çıkaran sürülere hayvan başına 460 euro destekleme veriyor. Mera hayvancılığına son derece uygun. Bilhassa Doğu Anadolu hayvancılığı için kurtarıcı bir rol üstlenebilir Piemontese. Kapalı işletmeler içinde sorunsuz yetiştiriciliği yapılacak bir ırk. Çünkü dünyanın en uysal sığırı.
Bu arada evet. Bunu da söyleyeyim. Tabii uçarlı yani, karakteri var. Evet. Gelen ithal hayvanlardan çok iyi biliyoruz. Yani angusları gördükten sonra. Uçan karateci gibi hepsi falan böyle. Yani bizim için önemli yani. Can güvenliğimiz için hayvanlara müdahale etmede falan bayağı sıkıntı yaşadık. Evet. Bu hayvanın ırkının sakin olması bizim için büyük avantaj evet. Hekimler için. Evet. Meslektaşım şimdi bir miktarda simental dişi iğne kaldıracağız. Evet. Simental'da renk daha çabuk dönüyor. Evet. Bunlar sevgili izleyenler F1 ama Holstein'dan siyah alacadan doğdukları için esmer gözüküyorlar. F2'de renk kendi asli rengine dönmüş ama Simental'da doğanlar doğrudan kırmızı renkli renkli oluyor. Şöyle arkadan da bir kondisyonlarını çekelim hayvanlarımızın. Buzağımızı da çekmeye imal etmeyelim bu arada. Bunların hepsi F1 sevgili izleyenler. Holstein, anneler Holstein'di, kendileri F1. Bunlardan doğan 45 günlük buzağımız F2. Asli rengine döndü, erkek. İleride çok et verecek. Ümitkarız. İlerleyelim. Gel. Gel yavrum. Atiba gel oğlum. İsim koyduk mu? Atiba. Atiba. Evet. Şu hayvanımızı bizatihi çekelim. Arka kalça genişliğini görebiliyorsunuz. Mükemmel bir kondisyona sahip. Türk hayvancılığını, Türkiye'nin dışa bağımlı et açığını Piemontese, Anabora Piemontese çözer diyoruz. Çünkü Türkiye'nin karkas ortalaması meslektaşım 274 kilo TÜİK verilerine evet. göre. Evet. Ama burada 450-460 kilo. Melezleri 400 kilonun üzerinde. Evet. Bu konuda yorumunuz nedir? Yani yoksa bizim için çok iyi bir şey. Çünkü ülkemizin et ihtiyacı var. Et ihtiyacını da karşılamak için iyi kalitede et oluşturması için bu ırk bizim için bulunmaz bir nimet. Bize konuk olduğunuz çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.